Vestel Venüs sunar. What? Ay tabii ki burayı veriyoruz, saçmalamayın. Gerçekten o dönemde olsaymışım, gerçekten ben de o kadınlardan olurmuşum. Yani hiç hayatım boyunca... Sen otan. Aa, senin olsun. Allah'ım ben felç geçiriyorum, sen kimsin umurumda bile olmaz. Benim onun içinden çıkartıyorum. Ay sen özleri hapis şoku. Ay çocuk abi nefesini ayağını kıracağız. Yapacak bir şey yok. Gelsin bu Mehmet Ali gene. Ayak kırılacak, Mehmet Ali'yi çağırın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Dağları deldiğiniz, önümüzü kestiğiniz, bıçaklar çektiğiniz İrem Helvacıoğlu'muzu getirdik artık size. Artık bir noktada bizi rahat bırakırsınız diye düşünüyoruz. En azından bir önümüzdeki 5 sene artık. Bu hesabı lütfen rahat bırakın. Kutsal Motoru ve benim şahsi hesabım. İremciğim hoş geldin ya. Hoş bulduk. 2020'nin ilk programı. Şöyle bir son sayalım arkadaşlar. 10, 9. Arkadaşlar kutu açma videosuyla başlıyoruz. İnanılmaz özeniyordum biliyorsunuz kutu açma videolarına. İrem Helvacıoğlu ne kadar zarif bir kadın. Chanel'den kutu açıyoruz şu anda. Chanel'den ufak bir hediye getirmiş. Chanel'in kutusunun üzücülüğüne bakın. Oy arkadaşlar pastamız, pastamız. Şımardı. Çok sağ ol kardeşim. Bunu hep beraber yayından sonra yiyeceğiz. Teşekkür ederiz. Ne zariflik dedikten sonra. Ne yapıyorsun bakalım İremciğim? Hoş geldin. Gerçek bir hoş geldin. Ay hoş bulduktur. İyice yerleşim. Programı çok da izlememişsin. Onu öğrendim. İyi bir şey bu. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor yolda. Aynen öyle. Şu an merakla bekliyorum. Ne soracaksın acaba bana diye. İremciğim biliyor musun ki şu anda barometreyle başlıyoruz. Ve bakalım ne kadar ünlüsün. Burada menajerleri var. Ağır toplar da bizimle. Bakalım neler yaşanacak. İlk soruyla başlıyoruz. 1 puan değerinde hepinizin bildiği gibi. Bir gazetenin bulmaca ekine çıktın mı? Çıktım. Güzel. 1 puan. Soldan aşağı. Biraz da uzun. Evet uzun. Yıpratıcı da bir soyad. Bir bulmaca için ihtiyacımız olmayan da bir oyuncu. Çok güzel. 1 puan buradan aldım. Peki kalabalık bir semtte rahat rahat gezebiliyor musun? Geziyorum. Yalan söylemeyi ben. Geziyorum ya, gerçekten geziyorum. Nerede olduğuma bağlı. Yani bir de şöyle bir durum kalabalık var. Kalabalık bir semt işte ya. Ya tahmin edemiyorlar oraya geldiğimi. Ben çok rahatımdır o konularda. Yani hani yok ya değildir falan hani. Bir de saçımı falan kestirdim ya artık tamamen şeyim. Ve şöyle bir şey düşünüyorlar benim için. Ben sanırım ekranda yani bilmiyorum bana hep kendim aynıymışım gibi geliyor. Katiyan değilsin. Ama ben çok uzun boylu, evet. Aşırı iri evet. Geliyorum ve evet. Bana çok şey falan tuhaf. Yapıyorlar böyle. Ay sen minicik misin? Ben şok geçirdim. Ben ilk defa bu klişenin gerçek olduğunu gördüm bugün. Ve yani gerçekten küçücük. Ya bu nasıl olabilir böyle bir şey bilmiyorum yani. Neredeyse partneriyle eşit boyda. O da mı kısa lan? Takoz mu? İrancığım keşke bu acı gerçeği açıklamasaydı. Maalesef. Ya ne yapayım ulaş 1.90 boyunda yani nasıl? Yani hani ben de tamamen çok kısa değilim. 1.70 boyum ama yani ama. 20 santim aramızda fark var. Bir sahne çekiyoruz şurada. Böyle bakıyorum. Bakış o kadar saçma duruyor ki. Hani takozla hani böyle bir çok şey iyi. En azından karşılıklı kalalım. Birazcık en azından şöyle olayım. Genellerde de artık arkadaşlar oraya bakmayacaksınız. Bir şey soracağım. Gerçekten çok garip farklı çıkıyorsun belli ki. Ama yakalanırsam yani bir kişi tarafından yakalanırsam. Kervanlanıyor. Evet. 10 puan veriyoruz herhalde kancım buradan. Böyle saçmalık olmaz çünkü. Peki bir festivalde ödül kazandın mı? Hayır. Güzel. 5 puan da buradan aldın. Evet şimdi bağımsız filmlere başladıktan sonra mesela yapmış olsaydık inşallah o ödülü senin için diliyoruz. İnşallah. Evde kıyafet odan var mı? Ben yatak odasında gardırop sevmiyorum. Ben de aynen nefret ederim abi. Evet. O yüzden var. Tamam. Ne alakası var lan? Bir ihtiyaçtır kıyafet odası kardeşim. Bunu evet, excuse'la yani. Söyleme. 5 puanı da buradan aldım biliyor musunuz İrem'imiz arkadaşlar? Gümbür gümbür gidiyoruz. Bir dizi Orta Doğu'ya satıldı mı? Evet satıldı. Saçmalama mı? Ama ilk oynadığım diziden beri satılıyor. Sen ilk çünkü ben Muhteşem Yüzyıl'a başladım İstanbul'da. Aa öyle mi? Evet. Hangisiyle? İlk Muhteşem Yüzyıl. Aa ne diyorsun üçüncü ya? Sezonunda girdim ben oraya. Neydi senin şeyin? Ben küçük bir rolle girdim. Ama neydi kimdi? Şehzade Mehmet Gürbeyleri oynuyordu onu. Onun gözdesi olarak girdim. Şehzade gözdeli. Ay arkadaşlar terimlere bakın gözdeler böyle şeymiş. Daha ne kadar düşük bir terimler olacak ya. Osman'dan. Ben onun evet. Gözdesiydim. Gözdesi bendim. Bir şey söyleyeceğim. Şehzade Mehmet kimdi lan? Kim oynuyordu Şehzade Mehmet? Gürbey İleri. Ha Gürbey İleri. Okey o bir oyuncu adı. Okey anladım. Tamam. Motor gibi. Aynen evet.
ve ileri. Okey, tamam. Saygılar, sevgiler şehzademize buradan. peki, herhangi bir restoranın ünlüler köşesinde fotoğrafın var mı? Pis vallahi pis. Varsa da bilmiyorum. Sabah karşı 4'te hamburgercide falan. Ay bence yoktur. 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 Trabzon'da var. Aa, Trabzon'da evet, Trabzon'da var. Olabilir. Ama asmışlarsa bilirsin. Peki, buradan ne yapalım, puan verelim mi? Yani ne yapalım Kaan'cığım? Sanki vardır ya. Sanki vardır. İrem'i sevdiğimiz inanılmaz belli oluyor. Vardır ya, vardır. 10 puanı veriyoruz buradan. Peki, bir magazin ekine manşet oldun mu? Artık bundan sonrası birazcık kurtlu sorular. Ha öyle mi? Hakikaten mi? Olmuşum. Ha güzel. Burada menajeri var arkadaşlar. Kendimden haberim yok. Oraya soruyorum. Çok cool ya. Şahmat bir şey mi? Ay tabii ki saçmalamayın. Peki arkadaşlar, gerçekten de günaydın pazarın bu kız yüzü olmuş belli ki bir dönem. 15 puan da buradan aldıktan sonra İremcimiz puan alamadığım bir soruya nihayet geldik artık, yeter. Gümbür gümbür gidiyorsun sol şeritten biraz artık sağ şeride doğru. Yer aldığın bir film 1 milyon seyirciye ulaştı mı? Hayır. O gerçekten yeter artık dedim. Provokatif bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu soru ilk defa bir anlam teşkil edecek burada, biliyor musunuz? O Ses Türkiye yılbaşı programına çağrıldın mı kardeşim? İnanılmaz. Ben girebilir miyim? İlk defa bir anlam. Bir şey soracağım. Bu soruyu, bu kaçıncı bölümümüz bilmiyorum, 35 mi oldu, ne oldu? Herkese sorduk doğal olarak ilk defa. Şu sorunun bir hikayesi var. İnanılmaz bir şey geldi. Gittim ama çıkmadım. En azından o sahnenin tozunu da yuttu. Kanki sen bir bozuldun mu bir tek olarak? Ulan ben güzel söylemiştim ya. Bozuldum, arada kaydını açıp izliyorum ben de. Ha, var çünkü. Mı? Hangi şarkıyı söylemiştin? Duvar. Zeynep Kasel'in Duvar. Ay zor da şarkı lan. Tek mi çıkmıştın? Tek çıktım. Kanka sana dönen olmuş muydu? Beyaz Murat Boz ve Hadise döndü. Oha çok iyi lan. Seda Sayan dönmedi ama en çok öven o oldu. Seda Hanım şu kadar üzülmedik ve de sizin dönmemenize. Adam bu kız sizi seçemezdi, takdir edersiniz ki onu. Seçtiğimi de söyleyeyim mi? Beyazıt Öztürk. Aa neden? Gemilerde Salim vardı. Çok seviyorsun. Evet. Ay insan orada Hadise'yi seçer ya. Ne gereksiz bir sevgi orada gerçekten. Bir de hiç alakasız da biri. Lan sana Beyaz'ın ne faydası olabilir? Hadise sana bir albüm yapabilirdi. Gerçekten o sesi... Albüm mü çıkaracağım yani? Çıkarırdım be, bir single. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, biliyor musunuz? O sesten çıktım ve albüm çıkarttım falan değil mi? Delirmiş. Arkadaşlar biliyor musunuz ki o görüntüleri ilk defa burada kutsal motor. Böyle bir söz versek ya biz. Peki tabii ki burada 20 puanı veriyoruz elbette. Çağrılmış, gitmiş. Maalesef bir hadsizlik sonucu da o görüntülere biz ulaşamamışız. İrem'cim sette kendi karavanın oldu mu? Bak bu soru ciddi mühim. Aldı. Vay güzel. Ay artık o kadar çilesini çekip yemin ederim buraya kadar çamurun içindeki o Trabzon yaylalarında sana bir karavan vermişler. Son sezonda olsa oldu. Ha, öyle mi? Evet. Çok güzel. Peki nedir İrem'cim takipçi sayısıyla? 2,5 milyon üzeri takip. 131 puanla aşırı ünlü. Vay 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 vay. Hak edilen bir mertebe ya gerçekten. Bir çıt da hak edilmeyen ama olsa da tamam benim. Şey niye hak etmedim? Kardeşim şimdi aşırı ünlü. Trabzon'da kaldım diye değil mi? Biz gözümüzü çok başka şeylere diktik. Bir kimleri ağırlamak istiyoruz biz? Bunun kimleri bir de ya? Yok arkadaşlar, yoktu öyle bir isim. İnan Helvacıoğlu'nuz aşırı ünlü çıktı. İnşallah herkes mutlu. Herkes şöyle bir rahatlasın, bir ayaklar uzansın. Bundan sonrası goy goy. İrem'cim Almanya'dan gelmişsin diye bir bilgi var elimizde. Yok. Yalan, böyle bir bilgi de yok. Ya gerçekten çok uzun bir süre Şebnem'le de Duygu'yla da konuştuk bu durumu. Benim babam asker. NATO göreviyle aslında Almanya'ya gitti. Asker ben Almanya'da öyle doğdum. Evet. Mertebesi neydi lan? Albayım. Babacı, evet. Albayım mıydı? Vay albayım. Buradan helal olsun mesela. Havalar size emanet be vallahi. Babamın görevi dolayısıyla oraya gidiyoruz. Orada doğdum ben. Ama sonrasında geri döndüm. Yani bir Almancı hani böyle işte Almanya'da uzun yıllar yaşadı falan filan. Nereden çıkarttıklarına dair hiçbir fikrim yok. Kim yani hani kim nereden bu bilgiye ulaştı onu da bir bana kimse peki, sormadı. Albayı Almanya'ya kapağın için atmıştı görev dolayısıyla. Görev dolayısıyla. Hani, çok karizmatik gerçekten. Görev dolayısıyla. Orada lojmanda mı kalmak Almanya'da? Yok. Değil. Ne alaka diyorsun? Değil, çok güzel evleri varmış. Bakıyorum ben böyle. Ben buraya geri gideceğim falan diye böyle. Oğlum, sen Almanya'da hiç mi yoktun? Ben işte bir yaşına kadar falan oldum. Ah albayım ya. Geri dönmekle büyük bir hata olmuş albayım. Öyle bir şey değil yani, uzun yıllar yaşadı falan filan mevzusu değil yani hani. Birçok yerde çünkü şey yazıyor hani. İşte uzun yıllar Almanya'da yaşayıp daha sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya geri döndü falan. Kaç şey çünkü ben şimdi çünkü öyle bir şey orada yok. Niçin oyunculuk yapmıyorsun gibi bir soru vardı. Mesela bu düştü şu an.
bu düştü olmayayım yanlış bir burada karar vermiş. Burada açıklamak istiyorum. Gerçekten Almanya'da uzun yıllar falan yaşamadım. Gerçekten keşke sadece bir yaşına. Keşke yaşasaydım. Bir de diyor ki oturdukları evlere bakıyorum çok iyi diyor. Sen de oturdun orada. Hatırlamıyorum ne yapayım ben bir yaşında neyi hatırlayabilirim ki yani. Peki albayım şu anda bizi izleyecek mi? İzleyecek tabii. Vay. Dedikten sonra önümüzü ilikliyoruz. Asker selamımızı verdikten sonra. Bilmeyenler için söylüyoruz arkadaşlar. İrem Helvacıoğlu'nun en yakın arkadaşı YouTuber. Ve yani çok fazla görüyoruz onun içeriklerinde doğal olarak tabii ki. Hemen senin inanılmaz ekmeğini yemiş tabii çok, ki. Çok uzun süredir yapmıyoruz yani. Ben 3 yıldır herhalde. Oha bir de ekmeğini de yiyememiş lan senin. Asıl döneminde. Yani ulan 3 milyon follower'ım var ve ben burada ne yapıyorum yani. İrem'e bak orada gitmiş kutsal motora katılmış diyor olmuş o. Sevileciğim saygılar sevgiler. Peki nasıl bakıyorsun YouTube'a, YouTube içeriklerine? Televizyondan tabii ki inanılmaz farklı da bu genel olarak şey gibi bir yerden konuşalım bunu yani. Dijital platformlardaki işler her şey değişiyor ve en son oynadığın dizi yani muazzam bir uzunluktaydı. Belki de en uzunuydu falan gibi hatta değil mi? Öyle bir spekülasyonları da çıkmıştı galiba. Evet çok uzun. Çok hani, uzundu yani. Yani 140'a yaklaşan bir... 140 dakikadan mı bahsediyor? 100, evet. 2. sezonumuzun ilk bölümü... 210 dakikaydı. Nasıl olamaz ki ama? Ama böyle bir şey olamaz ki. Ve ne demek abi 210? Gerçekten bunun yaklaşık 90 dakikasında sudaydık. Suda mı? Evet gerçekten. Gemide. Ay neler gelmişti kum başına gemisi. Gene İremciğim ya. Ve inanamazsınız ama Trabzon'un en sıcak dönemiydi o. Herhalde sadece bize vurmuştur diye düşünüyorum. Güneş tepede, Karadeniz dersin hiç durgun olmaz, inanılmaz çarşaf gibi bir su. Kum gemisi bir demir yığınının üstündeyiz. Kim? Böyle... Sen çocuk Ulaş. Ve Mehmet Ali. Ay Mehmet Ali her yerden çıkmış. Ulan parmağı kestiği yetmiyor daha denize de gitmiş. Ya gerçekten o kadar kötüydü ki sana anlatamam böyle şey diye bakıyor. Anam sarsılsa da şuradan aşağı düşsen falan. Suyun içine giriyorsun çok korkunç gözüküyor bu arada. Yani Karadeniz'in dibi gözükmediği için. Ay benim ben annem muhteşem... boğuluyordu kanki orada ben orayı bilirim orası çok fecidir ha. Muhteşem kafada kur... Yani ben bu arada inanılmaz kurarım yani böyle derinlerde. Evet, galiba çok fazla belgesel seyrettim hani böyle denizin altında denizlerle falan. Yani şimdi şeyleri görüyorsun şimdi tekneyle giderken yunuslar geliyor. Yunuslar varsa köpek balığı da vardır falan. Niye? İşte böyle kendi kafamda üretiyorum tabii ki de. Niye öyle bir şey olsun oğlum? Öyle tabii bir... ki de böyle bir şey yok. Bence vardır diye düşünüyorum işte. Ama var bu arada yani. Yunus'un cam oluyor. Göz. Cam göz mü? Lan cam göz ne işi var Karadeniz'de saçmalama. Ya var ya bir şey var neyse şu anda hatırlayamadım. Ve ölümüne korkmak mı sen? Ben bak şimdi şöyle oluyor. Şimdi düşün ki 4 saat suyun içindeyim. Artık böyle bir yerden sonra şey falan bakıyorum böyle ellerimde perdelerim çıktı mı acaba falan diye bakıyorum. Gerçekten Ulaş benden çok daha uzun süre kaldı Mehmet Ali ile birlikte ikisi. Şey diye düşündüm yani tebrik ediyorum gerçekten perdeleriniz çıkmadan. Ya? Arkadaşlar bu ya Türkiye prodüksiyonu bu ya sanki HBO dizisi hani sen hani 5 dakika sudasın ve 25 dakika böyle sıcak havlularındasın falan ya. Belli ki o da eziyet çekmiş. Gerçekten. Çocuk ne yaptı lan? Ayakkabılar o kadar ağır ki onlar suda değil çok kısa bir süre kaldı onlar suda yani. Allah'tan. Evet şükürler olsun ki o öyleydi yani. Ayakkabılar ağır geliyor dibe çekiyor bir yandan balık adam kıyafetleri var o yukarı çekiyor ama ayakkabılar o kadar ağır geliyor ki gerçekten hani bir yerden sonra şu hareketi yapmak istemiyorsun hani durmak istemiyorum. Abi çökeyim falan filan diyor düşünüyorsun böyle. Bir de dibe bakıyorsun gerçekten gözlükle dalsan da göremezsin hiçbir göremezsin, şey. Göremezsin kanka simsiyah. O kadar yani hiçbir bileksi şey gözükmüyor. Abi, çok bulanık bir de yani bir de çok derindeyiz hiçbir şey yok yani etrafımızda. Ben bir ara böyle ve inanılmaz bu arada deniz anası var. Ay o beni bitirdi kendi. Şu an. Bak şimdi böyleyim. Deniz anası da var. Abi cam göz mam göz değil de deniz anasıyla beni falan bitirdim. Böyle hani. Çok böyle kötü. Etrafıma bakarken bak şöyle oldum. Ay buraya döndüm. Ay, iki tane siyah bir şey bana doğru geliyor. Aaa diye bir bağırdım. Abi Ulaş'ın ayaklarıyım. Çok kötü. Kayıtta mıydınız? Hayır sen değil Allah'tan değil. O sırada Ulaş tiradının ortasında mıydı? Ne oluyor diyor. Ay bir şey yok. Ulaş'ın ayaklarını başka bir şey zannettim. Çok kötü. Ay çok kötü. Gerçekten çok kötü. Kardeşim, ben biraz gerçekten... çıkabilir miyim dedim. Gerçekten ben hani kafamda kurmaya başladım. Galiba güneş de vurdu bana hani. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bir eziyettir ya. İnşallah bunun bedeli ödenmiştir bu kıza. Bir şey söyleyeceğim. Ay çok acı. Çok acı bir mimik geldi oradan şu. Çok kötü. Bir şey söyleyeceğim.
soracağım. Bunu sormazsam olmaz yani. Hani her yerden de soruyorlardır herhalde. Kadına şiddet üzerinden çok eleştirilen de bir iş ya. Yani yapımcı ve senaristlerin aksine, çünkü onların söylemleri bu işe dikkat çektiklerini savundukları bir argüman üretiyorlar. Fakat aklı başında olan diğer insanlar bunun bir şiddet pornosu olduğunu ve bu, yani bu dikkat çekmenin bu şekilde olamayacağını varsayıyorlar. Sen nasıl bir psikolojideydin her şeyden önce tüm o sürecin içinde? Yani çünkü Ben ciddiye döndüm yalnız. Evet ama hayır, evet. Birazdan inanılmaz bir goy goy vuracağız da bunu hiç sormazsam olmazdı çünkü. Ben ilk iki bölümünü izledim. Tamamen şahsım adına ve bir kadın olarak, bir seyirci olarak söylüyorum. Çok rahatsız oldum. Yani tonundan ve ya bu nedir ya, hani bu nasıl bir şey yani? Ve onu hani abi biz kardeşiniz gerçekten abi. Beni daha da sinirlendirdi. Hani senaryosal bir gerçeklik dese bir şekilde gene görmezden gelebilirdim ama bunu toplumsal bir mantıklı zemine oturtuyor olması benim biraz ayarımı kaçırmıştı. Sen ne hissettin? Ben en çok bir aktris olarak senin hislerini merak ediyorum. Şöyle, ben ilk senaryo okuduğumda gerçekten çok beğenmiştim. Aa. Evet, çok çok iyi bir senaryosu vardı. Başka yani, bir çekim mi? Yani, şimdi bunu iki kadının yazıyor olması ve kadın gözünden başka türlü bakıyor olması bence çok güzel bir şey. Ve hani ne kadar da bunu yok saysak ve televizyonda görmek istemesek de haberlerde görüyoruz biz bunu. Aslında var bunlar. Sonuçta evet, dikkat çekmesi için de bir şeyleri parlatmaları gerekiyor. O sahnenin daha böyle parlatılmış bir sahne olması provokatif lazım. Provokatif olması gerekiyor. Yani biraz öyle, biraz farklı. Ama bizim şöyle bir şey vardı. Benim parmak kırma sahnemde parmaklarımın kırıldığı an hiçbir şekilde gösterilmedi. Sadece yüzümden çıkan bir mimikle hani ve çıt diye bir sesle beraber verildi. Onun üstüne hiçbir şekilde başka hiçbir şey verilmedi. Sonrasında o bölüm yayınlandıktan sonra bana şöyle mesajlar çok geldi mesela. Ben bunu yaşadım. Ben bundan daha ağırlarını yaşadım diye gelen mesajlar vardı. Psikolojik olarak çok etkileniyorsun bir kere hani böyle bir şeyin gelmesi. Yani çok rahatsız edici ama aynı zamanda şöyle oluyorsun. Yalan bir şey yapmıyoruz. Hani bunu yaşayan insanlar var gerçekten ve atıyorum mesela işte Trabzon'da otele gelip bana olayları anlatanlar da var. Korkunç. Ben işte bunu yaşadım. Nefes gibiydi. Ben de kocamdan kaçtım ama şimdi çok mutluyum. Cesaret almış abi, evet, cesaret almış ve hani hayır, o kendi mesela aşmış ve hoşuna gidiyor aslında. Nefesinde hani umut dolu bir kadın olması hoşuna gidiyor. Aslında gerçekte var olan şeylerde. %100 sadece bunu, anlatım biçimiyle ilgili bir tercih de bulunabilir. Bir de Mehmet Ali karakteriyle ilgili galiba sorun. Yani hani onu yani pislik yapmışsın. Evet tabii ki kötü yapacaksın zaten de. Hani güçlü yapmak hani... Ya nasıl söyleyeyim, hani onu ya erkek karakteri üzerinden başka türlü işlenebilirdi belki yani. Hani onu daha da dibe çökertmek, onun gücünü elinden almak yani i̇şte bunlara... İşte yine orada bir erkek egemenliği veriyor ya olaya. Evet işte o aslında ya, o yani porno hissi veren, bize aslında orada biraz da Mehmet Ali'nin karakteri de onu besleyen bir şey. Şöyle, aslında biraz gerçekçi, biraz sıra dışı yani hayali bir karakter olmaya başladı. Tabii ki bazı şeyler çok rahatsız ediyor bu arada. Evet, çok freak show'a döndü tabii ki bir noktadan sonra herhalde. Bizim kızlar yani senarist kızlar gittikten sonra daha çok bunu hissetmeye başladım. Ha. Şimdi bir cümle yazıyor mesela, şey diyorsun yani, ben bir kadın olarak bile böyle bir şey söylemem. Nasıl hani umut olacak bir kadına bunu söyletiyorsunuz? Bir yandan da şöyle bir şey var. Tabii ki işin içindeyim ve hani tamam, savunmam gereken bir şey var ama tabii ki. Ben bunu dile getirmek, yani şöyle diyordum hani ben röportaj vermek istemiyorum. Ha, çünkü çok... bana bunu soracaklar ve ben şunu yapmak istemiyorum. İrem'cim sen şu anda şiddete karşı bir işte yer alıyorsun. Hayır. Ama bunu da diyemiyorum evet, o an ki, için. Tabii ki, elbette. Aslında rahatsız olduğum bir sürü de ay, şey ya, var. Ne zor bir şey ya senin için gerçekten. Ben açıkçası valla kendi fikrime bu kızı da çok sevdim. Bittiğine çok sevindim kardeşim. Çok daha harika işlerde umarız yer alırsın. Artık programa kan doğradık. Kan, yemin ederim. Kan kamerasına böyle bak. Özgür falan çöktüler. Artık biraz da goy goy. Soru setiyle başlıyoruz. İrem'cim hazır mısın? Ay, beni ne bekliyor? Ay, ben çok heyecanlıyım. Hmm. İlk sorumuza başlıyoruz. Okulda popüler miydin, ezik miydin? İkisi arası diyeyim. Nasıl bir şey? Hem şey yani böyle bilirlerdi benim kim olduğumu. Ama böyle çok da okulda takılmazdım. Peki hangi okul? Ankara Ayrancı Lisesi. Normal lise, düz lise. Düz lise. Güzel, peki Ayrancı Lisesi hocalarımızın... Saçma bir örnek oldu. Sonra okulda değiştirdim ben. Hiç bilmek istemediğimiz detaylar kanki. Evet, geçiyorum ikinci soruyla. Zaman. Zamanında ergenliğinde albayı mazıtlaşıp... Tabii ki. Yaptığın... Bak daha ilk sorudan... hayatım boyunca zıtlaştım babamla. Gerçekten bir albayla da zıtlaşılır ya hakikaten. Peki neydi yani? En saçma, en hayvanca. Yani en oha yani.
olmayı sıçtı ağzıma denilen bir şey. Şimdi benim babam tam bir asker disiplini olan bir adam. O klişe yani var mı babam? Var. Ve babam terazi burcu, böyle her şey planlı programlı. Ben de nefret ederim bu arada. İşte babam mesela şey diyor, kızım bak bir tane ajandan olsun. Buraya ne yapacağını yaz. Yarın ne yapacaksın? Mesela gece oturuyorum. Baba bilmiyorum, bakalım canım yarın ne yapmak istiyor? Bakalım yataktan sağ salim kalkabilecek mi? Belki öleceğim yani. Niye yarının planı şu bir anda yapıyorum? Kova gibi günü sıkıyor. Aşağıda denk bir için olacak iş değil. Mesela en komik şey, babam bir konuyu konuşacaksa o an konuşacak. Ben de hiç öyle değilim. bir tane bir konu var ama gerçekten hatırlamıyorum. Odada yatıyorum, kulaklıkla müzik dinliyorum. Babam geldi, dedi ki kulaklığını çıkar seninle bir şey konuşacağım. Baba konuşmak istemiyorum şu anda. Tam da böyle hani asi bir ergenim yani. İşte baba ben konuşmak istemiyorum. Geri taktım böyle. Çıkarır mısın? Bunu konuşacağız şimdi. Baba şu an konuşmak istemiyorum. Babam da sinirlendi, kulaklığı çıkarttı. Çıkart, konuşacağım ben şu anda diyor. Baba konuşmayacağım dedim. Geri taktım. Babam kulaklığı aldı, parçaladı böyle. Attı kenara. Babayım, dinleyeceksin. Ay o da bir çözüm mü dedim. Ben de bu taraftan açtım müziği. Dedim doğal olarak. Yine dinlerim dedim. Bu bir çözüm değil yani. Dinlemeyeceğim. Şu anda konuşmayacağım bunu seninle falan yapıyorum. O zaman da telefonum kızaklıydı. Ver şunu falan. Kızaklı diye. Ne lan? Ya kızaklı telefon var ya böyle. Matrix'teki. Evet şöyle telefonlar var ya Samsung'un işte. Ha. Böyle açıl... Nasıl anlatayım? Kızaklı işte ya. Ne deniyor ona? Kanka vardı ya Matrix'te. Tak açıyordun. Hatırladın mı? Onun ne şeyi? Böyle işte kızaklı kaydırmalı kızaklı. Ha, kaydırmalı kızaklı falan. Şu anki dönem anlamayabilir. Bunu araştırın. Şuraya bir yere koyabilir miyiz o kızaklı telefonu? Kızaklı değil. Evet. Kaydırmalı. Neyse ne o? Ne adı? Kızaklı deniyordu ya ona. Şu anda böyle ben buna bir argüman kattım ve bundan sonra kızaklı o telefon nokta. Kızaklıdır abi o. Kızaktır o. Yuvasından çıkar yuvasına girer. Aynen abicim buyursunlar. Bu böyle girecek. Telefonu bir falan, ucunda albayım bir tuttum. Ucunda sende. Evet, çıt diye bir ses geldi bak. Böyle babamla göz göze geldik. Şimdi çıkıyorsun ve biz bu konuyu konuşmuyoruz dedim. Babam gerçekten böyle sessiz çıktı. Albayım işini mi verdi o sırada Emir'de bile mi? Telefonu açmaya çalışıyorum çünkü bak gerçekten kavga edeceğiz. Emir Bey görüşürüz olsun. Telefon açılmıyor. Açılmıyor telefon. Böyle yaptı. Babama verdim telefonu, dedim ki telefon almıyorum. Bundan sonra ben neredeyim, ne yapıyorum asla bilmeyeceksin. Gerçekten bu arada 4 ay telefon almadım. Peşine er takmıştır. Saf saf gezdi. Yok hiç babam öyle. Saf saf gezdi. Peşine bir geliyorum mesela akşam. Kızım neredeydin çok merak ettik. Telefonum olsaydı öğrenebilirdin ama sen onu kırdın. Ay çok iyi. Ay ne kim varsın İrem. Senin başka kardeşin var mı kardeşim? Ablam var. Zavallı mı? Böyle tabii değil mi? Ay albayım ben bu akşam. Konuşmak istiyorum. Emre dün albayım ben geliyorum. Az sonra geliyorum. Abla kesin öyle tabii. Senle delinin evet, teki çıkmış. Abi, evet ben şey hep böyle. Evin bir tane aktivist olması lazım. Gerçekten bir tane lazım kardeşim. Yani. İşte antimilitarizm diyorum. Peki devam ediyoruz diğer soru. Aa, güzel soru. Depresyona girince ne yaparsın? Ay sana girmeyebilirsin lan. Kova kadını girmeyebilirsin. Hayır girerim. Ben bak ben şöyleyim. Ben ya şuradayım ya buradayım. Benim bir aram asla yok. Ben ya aşırı mutluyum ya aşırı mutsuzum. Aa, inceden bipolar keyfi. Ya ne tatlı. Evet, bayılırım. Sinirim de şeyim de böyle mutluluğum da çok yukarıdadır. Ne yani, yaparsın peki? Sinirli bir olayan... Evdeyim, asla dışarı çıkmam, kendime bunu asla şey görmem yani. Sen şimdi kendi kendime konuşurum mesela, dışarı çıkayım. Sen şimdi niye dışarı çıktın ki? Ha, sen bu yalanın içinde niye girdin? Bir de utanmadan insanlara mutluyum falan dedi. Sen şimdi mutlu musun? Otur evinde, evden de ayrılma, kendi kendine burada takıl. Televizyon da açma. Sen televizyonda ne izleyeceğim ki? Boş boş bakacağım şimdi. Onu da dinlemeyeceğim zaten. İnanç, gerçekten böyle. Evet. Bayağı şöyle kedimle böyle. Ay kedi var mı kedi? Evet. Ay kıyamışsın. Peki ne, cinsi? Tekir. Ay ne kadar güzel. Adı? Lokum. Lokum. Hiç de lokum olmayan bir lokum. Lokum. Neden lokum? Kedisiyle çünkü... çok mu benziyor? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Karakter olarak çok benziyoruz. Ha karakter olarak. Seni böyle ama çok karakter... sevdirecekmiş gibi gösterip bir anda tıslayıp suratına bir tane tokatlayıp gidebilir yani. Tam ben. Ay berbat bir hayvan. Hayır. Oğlum Steve Buscemi ile Gonca'nın kedisi benzer. Ben öyle bir şey sandım. Sahibine benzeyen hayvanlar şey yok mudur? Full oldu. Vardır o kedi. Gerçekten sıfır benziyor. Hiç alakası yok. Göndermeyin abi boşuna. Fotoyu göndermeyin. Kedi bey gibi bir şey. Ben böyle hani böyle dudakları ön planda bir kedi sandım. Mutant bir kedi hayal etmiş. Dişlek, hafif Şehla. Çok komik bir çok kedi. Çok iyi. Lokumumuzu öpüyoruz. Lokumun da bu arada niye adını lokum koydum? Geldi. Ay zannedersin böyle küçük ayakkabı kutusunun içine geldi bana. Zannedersin evde bir panter var. Aa,
falan diye böyle şeyin içinde tutunduğum için. Bu bir çıtan mıydı? Böyle şey. Böyle bir kedi yok çünkü yani, İrem. Gerçekten yaklaştırmıyor yanına. Falan böyle böyle dolaşıyor. Aa, mamasını kaki, alsa. Konservatuvarda ilk sezon hayvan bölümünde bunu mu oynadın? Ay kedim de büyüye büyüye. Bazen ben de yapıyorum. Çok etkili biliyor musun? Çok iyiydi hakikaten oğlum. Tustum ha. Bir şey söyleyeceğim. Peki depresyona girince kedim bir köşende, lokum bir köşende. Ay berbatla bir isim. Böyle. Buradasınız lokumla. Netflix'ten Çiğli yok. Yok. O da yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir farkım var. Asla mutsuz müzik dinlemem. Depresyonda bile olsam. Ben tam böyle tersi. İnanılmaz eğlenceli müzik açarım. Madem ruh halim şey. Birazcık en azından böyle enerji dolduracak biraz. Aynen. Ben ha, benim modum iyiyse ben böyle hani böyle işte arabesk bile dinleyebilecek hale gelebiliyorum. Yani böyle şey beni şey acı üstüne acı bir, acı kare olmuyor sanki. Asla öyle değilim yani hani. Çok anlaşılmıyor. Bir yerden şey. Vurmam lazım. Hani bir yerden Kamuran işte. Ben Kamuran Akor falan dinliyorum ya. Hiç yok değilim. Böyle bir saçmalık olur. Ben işte Athena'dan böyle ben böyleyim falan deyip aa, böyle. Çok iyi. Yaşasın işte. Tam evet gaz. Ya ben böyleyim ya böyle kabul edeceksin falan deyip dışarı çıkıp sonra. falan deyip. Ben bu yalan içinde olamayacağım değil mi? Aynen öyle. Peki İrem'cim. Mesela bir tane süper gücün olma hakkın olsaydı ama yani ihtimaller sonsuz öyle düşün. Hmm. Ne olsun isterdin? Aa, şekil değiştirebilmeyi isterdim. Aa shapeshifter çok iyi. Jennifer Lawrence X-Men'deki. evet ha? Aynen öyle. Değil mi? Mistik mistik. Aynen mistik, mistik doğru. Benziyorsun ha. Ay çok güzel olur. Aa, güzel olur. Kimlere dönerdik? Ay ne suikastlar. Ay. Neler? Ne işlerimizi çözerdik? Hiç olmamam gereken yerlerde bulunmalar falan. Ay, ama neler? Şey böyle sadece şey de değil kişi de değil ha. Yani buzdolabı bile olabilirim yani. Maksat girebileceğim her yere girebileyim. Tırıncı mı alırım? Sen Almanya'da mı doğmuştun? Hayır. Burada Almanya'da doğdum. Ha doğdum peki. Eğer sadece ki, doğdum. Eğer ki Almanya'da doğmasaydın hangi ülkemizde doğmak isterdin? Böyle hani kendini yakın hissettiğin. Bu dünyada olmak pardon istemiyorum desem. Ha başka bir gezegen. Aa bu soruyu ilk defa böyle cevap yok. Aa Satürn'ün halkalarında. Ne kadar hoş bir yer. Ya da zamansal olarak şu anda burada doğmak istemezdim. Belki çok yine fikir. Türkiye olabilir çünkü bence hani Türkiye'ye baktığın zaman aslında bütün iklimler var ve hani böyle şey evet, falan çok güzel. Coğrafi olarak yaşanabilir evet bir yer aslında. Belki de yanlış dönemde dünyaya gelmişimdir. Evet sen bu binayı da sevdin evet be hakikaten. Evet ilk dediğim şey de ay evet bu dönemde mi acaba dünyaya gelseydim? Evet aynen evet demek ki evet bir yaşlı ruh var gibi evet, sezdim İrem'cim sen. Evet bir var. Peki bir hayvan badin olsa sahte neşeli girdim bu sefer de. ama şey gibi düşün ya kedi köpek gibi bir şey düşünme. Bayağı iletişim kuruyorsunuz. Arkadaşın gibi konuşabiliyorsun, anlıyorsun. Hangisi olsun isterdin? Ay leopar. Çok iyi. Şöyle bir tis yapsana lan yakın kamerama. Sette de bazen böyle yapıyorum. Ay, saçmalama. Çok komik oluyor. Aa bak az önce konuştuğumuz soruyla alakalı. Bir zaman diliminde yaşamak istesen. Gelecek de olabilir bu arada. Hangisi olsun isterdin? Çok da geçmiş. Çok bence 50'ler falan olabilir ya. Nice, güzel. Evet. Seviyorum çok böyle daha yıllar, böyle kanka, bir şey. De güzel. Evet. Ay sana yakışırdı da bir ilan ay evet, gerçekten. Çok güzel değil mi? Bir de çok böyle şey hani herkes birbirine saygı duyuyor falan. Yani bazı şeylerini görmezden gelerek şey yapabiliriz yani. İnanılmaz bir kadın düşmanlığı ve ırkçılık ama ne önemi var kardeşim? Kostümümüz işte güzel. O zaman bence şey olurdu ya. Orada da bir aktivistlik yaparım belki. Aynen öyle. O şeyleri değiştirebilecek. %100 bu kadınların maaş yasasında en öndesin. Peki evet, bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bu kızı bir 50'lerin kostümlerine şipleyin de bize gönderin de gözümüz gönlümüz açılsın. Bu işler hep sizin işleriniz çünkü. Peki bir adaya düşsen. Yanına alacağın 3 yemek. Peynir, ne yumurta. Peynir? Ne peyniri? Beyaz peynir. Güzel yumurta, tamam. Evet bir kalıp beyaz peynir geldi. Ve zeytin. Ay saçmalama İrem evet ya. Ama olamaz ki böyle bir şey. Bütün bir setimi böyle geçirdim. Kanki mesele o değil. Bak bir damak tadın olmasın mı i̇şte ya? Bu işte damak zevkim. Ay bu kız gerçekten bir böyle üç, bir küçük yaşamak olamaz ya. Bu yani ne yapayım şimdi? 3 milyon şey followerlı kıza bak. Peynir, tamam, zeytin, ekmek. Radika, bamya. Ha, evet, evet. İlki neydi ilki? Radika. 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 Severim. Bir Rum meyhanesi ismi gibi. Nedir radika? Ot radika. Ot mu? Ya ne yiyebilirim? Ben et yemiyorum. Ne yiyebilirim aa, ki? Aa doğru kanki. Aynen. Balık da var adada. Ulan tamam sana ya, balık tamam da var. Ben oralardan onu şey yaparım. 3 tane ayrı sayarım. Balığı bulurum zaten. Adaya düştüysem denizden tutarım onları. %100 tutarsın ama. O 3'ün içinde balık yok. Balığı koymam yo, oraya. Yok hayır balık yok. Balık yok karşı. Su da yok ya. Su da yok. Sakin ol. Tamam onları veriyorum. Adaya düştüm. Adada nasıl su yok? Var lan ben veriyorum var. Ada ya, benim adam. Benim ada benim adam. İstesem balık da vermem. Manyak manyak konuşma. İstesem denizde balık adı yok derim. Ada benim adam. Nereye düştüğüm belli değil. Hangi ada burası? Nasıl bir çöle mi düştüm? Bamya dedik. Ravika dedik. Radika.
Aynen radika dedik. Bir de ben sana şöyle verdim bak. Peynir zeytin. Hadi. Aynen. Onu da verdin değil mi? Zeytini o bir paket verdim. Paket o bir paket olsun. Ya hadi, tamam. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Aynen. Yarısında çıktığım bir film oldu mu artık? Dürüstlük. İlk öpücüğün Türk versiyonunu çekmişlerdi biliyor musunuz onu? Murat Ongun mu çekiyormuş onu? Murat Ongun kim ya? Benim kendi yönetmenim. What? Ay tabii ki burayı veriyoruz saçmalamayın. Hocam monitörün başında bu kıza artist oyun vereceksin ama. O senin filminden çıkar. Ay, ya bunun onunla alakası yok yani. Filmin konusunu çok seviyorum ve hani o filmden çıkmak istedim aynen yani. Aynen öyle kardeşim. Çünkü onun bir Türk versiyonuna yani katlanmak da demeyeyim. Gerek yok yani o hayalimde böyle kalsın istiyorum. Yani başka bir türlü düşünmek istiyorum. Aa ben dedim... çok tanıdım. Bak şöyle oldum bu arada. Sevil'e ben bu filmi nereden biliyorum? Çok tanıdım. Bu arada yani oynayan oyuncular da arkadaşlarım öyle şey falan değil. Evet. Hani çıktım yani. Çünkü çok, şey yapmak istemedim. Hayalimdeki kafayı değiştirmek istemedim yani. Çok doğru bir karar kardeşim. Orada yani Kim Beşik Üniversitesi'nin Arap fanlı sunucusu mu yoksa Adam Sandler'ımız mı? İnsanın otomatikman kafası Adam Sandler'a gider. Ay ben dışarı çıkayım da. Adam Sandler'ı düşünmeye devam edeyim. Çok mantıklı gerçekten. Ay Matrix'in seneler önce ama bu çok eski. Matrix'in son filmlerinden. Birem burayı da ben veremem. Ben gidiyorum. Tamam ben filmden falan çıkmıyorum. Sonuna kadar. Ay resmen kızı iki yerden bir sansür uygulattık ya. Ben filmden falan çıkmam kardeşim ben ya. Kadar ben sonuna kadar izlerim. O ne vermiş acaba ne anlatmış? Aa, böyle de bir kadınım diyorsun. Peki Matrix Revolutions'dan çıkmış arkadaşlar. Olabilir. şöyle bir bombaya ne diyorsunuz? En sevdiğim filmlerden biri Holy Motors'muş ama. Evet, evet. Bütün arkadaşlarımı izletmişimdir. 3 kere izlemiş ve de. Evet. Helal olsun kardeşim. Kaan 3 kere izlememiştir filmi. Yalan. İzlemedin mi? O izlemiştir. 50 kaç? 10 kere izlemiş. Oha! 10 mu? Gel bir de 11'i beraber yapalım. Hadi buyur. Korku filmi gecesinde olmuş. Favori 90'lar Türkçe pop şarkın. Sertab Erener'in bir şarkısı. Masal değil. Eğlenceli. Masalmış işte. Gece açar akşam sefa. Bu kadar şarkı seviyorlar. Arabesk pop caz Alaturka. Oha ilk albüm. Kız bir hırka. Kız sana helal olsun. İnançım senin doğum tarihin kaç ya? 90. Ama albüm, albüm 90'da. O kaset bizim evde vardı ve ben onu hep o tarafını çevirirdim oha, yani. Oha inanamıyorum bayağı ilk albümünden ya müthiş. Gerçek bir 90'lar klasiği. Bugüne kadar bir fanının senin için yaptığı en saçma şey neydi? Trabzon'da. Şimdi kostümle fotoğraf çekilmek istemiyoruz falan böyle. Hani bir de çok yoğun geçiyor gerçekten hani. Biriyle fotoğraf çektirdiğim zaman. O kervanlandığı zaman bitti. Hepsini çektirmem gerekiyor. Hani o şeyi de yapmak istemiyorum. Hani benim için hani bu özel bununla çekeyim, onunla çekmeyeyim diye bir şey yok. Ben biriyle çekiliyorsam herkesle çekileceğim. Okey güzel da, prensip. Ya hep ya hep hiç yani. Dedim ki kostümle fotoğraf çekilemiyorum yalnız dedi. Adam böyle yaklaştı. Şuradan çekeriz dedi. Şuradan çekeriz. Şöyle çekeriz. Şu yüz adamla. Çok güzel fikir. Bu yalnızca sizde kalsın. Vallahi dedim yani gerçekten çekilmeyecektim ama şu an o kadar mantıklı geldi ki çekileceğim kardeşim dedim. Kardeşim çok iyi ikna ettin bizi hakikaten. Sırf kafayı alıyorum. Sadece şuradayız yani. İremciğim hadi bakalım artık. Burası Er Meydanı çıkıyoruz şimdi. En utandıran sarhoş anın. Lise bitti ama böyle hani şey zannediyorsun ya. Ben her şeyi içerim. Bana hiçbir şey olmaz. Ben tekim. Müthiş. Çok iyi ya, harika bir video ya. Arkadaşım da gerçekten böyle parkta vodka getirmiş ve biz daha liseden yeni mezun olmuşuz. Vodka senin neyine çok yani kötü. Sen kimsin ki onu içeceksin yani. Tek mi içtin? Yani? Rus gibi tek mi içtin? Şimdi anlatıyorum olayı. Parktayız 3-4 kişiyiz böyle. Biz de lojmandayız bu arada. Bizim hemen apartmanın arkasında park var böyle. Yani herkesin oturup çekirdek çitlediği işte içki içtiği falan böyle bir park aslında orası. Böyle bir yol. Ben dedim ki ben kolayla içmeyeceğim. Sevmedim tadında. Sen bana sek koy dedim. Cesarete bak. Kısana helal olsun. Ben içerim. Bir kapaktan şat yapsaydım var. Onu laps laps içti böyle mi? Yani iki tane şey karton bardakla içtim ben galiba onu. Bak şunu hatırlıyorum. Bankta arkadaşımla konuşuyoruz. Sonrası yok. Bunlar beni sırtına almışlar. Diyor ki yani İremciğim bak şuradan tut. Kusma varmış değil mi? Çocukluk arkadaşlarım bunlar bu arada böyle. Anaokulundan beri arkadaşlarım. İremciğim hani bak buradan tut ki sırtımda seni rahat taşı. O da kucaklayamamış beni. Sırtında götürüyor. Ha tamam diye bir ses geliyor ama 5 dakika sonra bunu bırakıyor. Diyor ki çimlere kafanı vuruyorsun geri topluyoruz. Paket gibi düşmüş yere torba eve gibi. Eve götürmüşler.
Ablam diyor ki, ablam anlatıyor bunu. O kadar sarhoşsun ki duşa sokmak istedim. Hani insan böyle soğuk suda ayılır ya. Diyor ki işte küvete küvete kafanı böyle yasladın ve uyuyorsun. Asla uyanmıyorsun. Öleceksin diye ödüm kopuyor diyor. Hani bir tepki var, soğuk da bir şey de. Kardeşim iyi misin? Cevap yok. Kardeşim, sonra böyle yapmış, getirmiş beni salona. Ay ben galiba kusacağım deyip. Ve leğeni de getirmiş ama bu arada. Leğeni de getirmiş. Ay, leğeni kenara koyup ortaya ya. Kusmuşum ama. Gerçekten şu ablanın. Sonra sabah bana onu temizletti. pek de hoş bir insan değilmişim. Ablacığım ama sen ya bunun bedeli bu şekil ödenmez. Ben her şeyi temizlemek zorunda değilim. Aynen. Zaten geldi seninle uğraştım bütün gece falan. Kardeşim o sitenin içinde, o lojmanlar içinde yürüyorum. Hep albayımı çavuşlara rezil ettim. En en başlara. Ay albayımın kızı ne halde ya dedi. Peki gerçekten utandıran bir sarhoş anısıymış kardeşim. Bugüne kadar sevgilinden ayrılırken kullandığın en saçma bahane neydi? Benden ayrılacağını düşünmediğim için arkadaşına söyledim ki hani o söylesin. İrem bundan sonra senin hayatında olmayacak. Ay kötüsü İrem. Çünkü İrem 12 yaşındaydın herhalde bunu yaptığını. Hayır gayet büyük. Olmaz. Ve çok bilinçli bir şekilde yaptım ya bunu. Çünkü dedim ki bu yeniden barışmak istemiyorum ve hani bunun ihtimali olsun da istemiyorum. Hani çocuk, o yüzden çocuk nefret etsin istedim benden. Çocuk dedi hemen ben şimdi mesaj atıyorum. Kanki sen rahat ol. Çok fena. Peki ay İremciğim, celebrity crush'ın kim ya senin? Değil Elvis Presley. Gerçekten o şeyleri var ya böyle hani yani, arada böyle şeylerini falan açıyorum işte konserlerini falan. Hani o ve falan bir izleyen tipler. Gerçekten o dönemde olsaymışım ya. Gerçekten ben de o kadınlardan olurmuşum. Yani hiç Elvis hayatım Presley boyunca... Elvis Presley üstüne atan. Peki kardeşim, o zaman şimdi birazcık hayal gücü diyeceğiz burada. 50 yıllardasın. Evet. Aa, 50 yıllardasın, New York'tasın kardeşim. Böyle çok güzel, böyle oranın en güzel otelinden birinde, Roof'unda böyle bir yılbaşı gecesi daveti aldın. Güzel güzel giyinmişsin, o kostümleri bir düşün, 50 yıllardaki tuvaletleri, abiyeleri hep düşün kafanda. Çok güzelsin, bindin asansöre. Bir saniye, tam kapılıyor. Bir adamın kolunu gördüm böyle. Saçını gördüm. Bir adamın dalgayı gördüm. Dalga, dalga asansörün kapısına girdi. Bir açıldı Elvis Presley. Asansöre bindiniz Elvis'le. Elvis de seni gördü. Aa, bu kız kim ya dedi böyle. Abi, bu kızda bir güzellik var hakikaten. Bu kızda bir değişiklik vardı. Tabii ki çaktırmıyor. Koskoca Elvis Presley İremciğim. Artık orada sakin ol biraz. Otelin sen kim köpeksin? Saçmalama artık orada abartma. Hayal gücümüzü de biz sınırıyorsun. Aşağı inen yukarı çıkan lastiklerden biri bozuldu. Ve siz asansörde kilitli kaldınız. Ay, adam benim yüzümden klostrofobi oldu. Ay saçmalama. Asansöre, İrem asansöre mi binmez? Artık binmeye başladım lütfen. Yani birazcık daha sınırlarım var. Kardeşim. Şimdi bir dakika, bunu anlatmam lazım. Şimdi burada güzel güzel. Şimdi hangisini önce hangisini anlatayım önce sana? Asansörle ilgili şeyimi mi anlatayım yoksa neden adamın klostrofobi olması? Adam klostrofobi olamaz. Benim canım. Yüzümden olur. Bak orada güzel yani orada, yemiş, Allah'ım orada. Allah'ım ben felç geçiriyorum. Sen kimsin umurumda bile olmaz. Benim onu içinden çıkart. Elvis Presley. Eğer öleceksen. Arkadaşlar. Elvis de olsak şu anda bozak. Adam tanrı gibi başına gelen ihaleye bak. Ay ağzına tüküreyim. Gerçek ve Türkiye Star TV gençlikleri ilk senaryosuna bakın. Tam gerçekten ya. Bunun ama dizisini çekelim kardeşim. Hayal gücümde bile asansörde kalmaktan korkuyorum. Her anladın mı? Orada bile şey değilim. İnanamazdım ama güzel bir dikkat çekti kardeşim. Seni şöyle bir sonra bayılırım kucak, falan böyle artık. Kucakladım. Bayılmıyorsam da bayılayım da en azından belki bir şey olur orada. Aynen öyle. İnceden böyle ay bir öpüşsek acaba benim paniğim geçer mi ya? Sadece soruyorum Elvis dersin. Nasıl fazla mı sıcak? Şunu çıkaralım. Aşkım nasıl bir elbise var? Güzel payetli tuvaletim var. O zaman açtım. Oh yeah! Sıcak geldi. Elbis de orada artık arkadaşlar. Allah ne verse 14. O ceket fazla sana şu anda. Sana da sıcak gelmiyor mu? Burası fazla sıcak. Ay beni çok darladı şu anda o üzerindeki ceket. Elvis yanlış anlama dedin. Elvis de çıkardı kardeşim. Bu sırada asansör tamir oldu maalesef. Ay yakalandık mı? Maalesef 15. katta açıldı. O zaman hiç çıkartmadı. Happy New Year! Çok tatsız geçti o an herkes için. Asansör kapısı açıldı ve hay Allah. Neyse haydi buyurun dendi ve geceye başlandı ve biliyorsunuz ki sizin nikahınıza geldik. Ay ne varoş bitti sonu. Belli ki ben de bir Türkiye dizisiyim. Sen böyle olmasın.
Gerçekten evet öylesin. Bugüne kadar da böyle hayal ettim. Hakikaten ben sana da Elvis'le İrem'i evlendirdim ben. Ay ne boş. Elvis'in gerçekten şeyi, hayal gücü çok kötü ya. Türk dizisi gibi galiba. Çok kötü ya. Anlatayım mı sana neden klostrofobim var diye? Lütfen. Şimdi ben Trabzon'da otelde kalırken sete gideceğim. 7. katta kalıyorum. Aşağı iniyorum. Asansör bu kadar zaten. Bunun içinde de 4 kişiyiz. 4 ya da 5 kişiyiz. Asansör kaldı. Telefonla aradık, dedik ki biz asansörde kaldık. Bu arada ben çocukken de kaldığım için aslında çok tedirginim. Hani çaktırmıyorum sadece durumu. Kim kimsiniz? Ne bileyim, bir tane adam var, yaşlı bir amca var, eşi var. Bir de ben varım, bu kadar. Ha, bir tane de genç kız var, pardon, çok özür dilerim. Neyse biz kaldık, ben adamı aradım işte, hani asansörde kaldık şu anda, 5 kişiyiz. Hani bir bakar mısınız? Tamam, hemen ilgileniyoruz falan dedi. Abi 10 dakika oldu, kimse yok. 15 dakika oldu, kimse yok. Yani, bu arada şey, bir anda havalandırmanın sesi gitti. Bak ben orada, bak böyle olmadı. Çok tatsız geçiyor hikaye. Bu arada hiç sesim çıkmıyor. Şimdi bunlar böyle aralarında konuşuyor. Ben şöyleyim. Diğeri tekrar aradı işte. Baya böyle çok güzel, böyle İngiliz aksanıyla İngilizce konuşuyor. Hani lütfen şey yapar mısın falan. Bir yandan da beni sakinleştirmeye çalışıyor. Hani sen iyi misin? Rengin attı falan, hani sakin ol falan. Ben de böyle kenardan demirleri tutmuşum, asla kımıldamıyorum ama. Dedi ki, bir kapıyı açayım, nerede olduğumuza bakalım dedi, tamam mı? Böyle açtı. Aa, bu ne cesaret? 4. katla 5. katın arasındayız. Yani 5. kat şurası, tırmanacaksın yes. ya da aşağıdan böyle kayacaksın, 4. kattayız. Dediler ki tırmanalım. Şimdi ben bütün izlediğim şey filmler aklıma geldi böyle, hani asansörün arasında kalıp kopanlar falan filan, böyle saçma sapan şeyler var ya. Kim hayat o anda çalışsa bitti işte. Şimdi bak, adam bunu dedi ki sen en ufaksın, önce seni de... What? diye ben bir ağlamaya başladım. Böyle yapsaydım maşallah kanki böyle bir şey. Sen? Bildiğin tek Arapça kelime bu. Maşallah. Yok. Yallah yallah. Bir de ne alaka ya? Ben ağlamaya başladım. Dedi ki oradaki yaşlı amca, tamam dedi, bak sakin ol, önce ben çıkayım dedi. Hani sen birazcık rahatla, ben seni oradan tutup çekeceğim diyor. Amca sıkıştı deme. Yok, o geçti. Sonra dediler ki hadi gel seni alalım, bak sen biraz sakin ol. Beni en son çıkartmak zorunda kaldılar. Ve ben ondan sonra gerçekten... Ay seni asansörden çeke çeke çıkarttılar. Bu otel uyuyor mu ya? Bu ne manyak bir otel. Bu nasıl iş? Ondan sonra çok uzun bir süre asansöre asla binmedim. Daha yeni yeni böyle hani... Böyle önce bir bakıyorum, içi fazla küçükse asla binemiyorum. Yani böyle bir bakıyorum, ben buna binemem. Bunun içi çok küçük. Ben bununla kalırsam gerçekten deliririm herhalde. Allah'tan falan telefon çekiyormuş diyeceğim. Ayağım kırık, hastanede sahne çekiyoruz. 7. katta çektiğimiz set. Böyle seke seke 7. katı çıkıyorum ben. Hayatta bu asansöre binmem falan diye böyle. Senin ayağın gerçekten mi kırıldı orada? Gerçekten kırıldı. Aa inanmıyorum, ne saçma. Sette kırılmadı ama evde kırıldı. Koltuktan uçtum. Ay senaristlere hapis şoku. Ay çocuklar bu nefesin ayağını kıracağız. Yapacak bir şey yok. Gelsin bu Mehmet Ali gene. Ayak kırılacak, Mehmet Ali'yi çağırın. Yılmaz ya. İremciğim, ünlülüğünü kullanarak hallettiğin son şey neydi? Ay hiçbir şey. Aksine öyle şeylerden de çok rahatsız olurum bu arada. Ha öyle hani, mi? Evet. Çünkü hani... Orada beklersin bir sırada, ay seni yerim. Babam asker ya benim, hani aslında böyle şeyler de çok kullanılır biliyorsun. Ve çocukluğum boyunca en rahatsız olduğum şey, babasının rütbesiyle bir şeyi söyleyen, benim annem bilmem ne bilmem ne yerde diyen hani... Ay arkadaşlar bir de bu orda evlerinde siz bilmezsiniz. Hani. 1,5 liraya fön çekiyorlar ya, inanılmazdır bu orda evi rahatlayıp... O eskidendi canım, o eskidendi. Öyle mi? Evet, artık özelleştirildi içleri. Şu an 3 liraya mı çıktı? Eskiden öyleydi. 5 lira. Çok iyi. Bilmiyorum bu arada. Hiç yani gitmiyorum. Sevmiyorum zaten. Yani çocukluğumun kabusu gibi orada. Ben olsam o lojman balkonuna şşt elleri. Lan ne buraya? Fön çek. Gerçekten ben... öyle. Gel lan benim balkonda çekeceksin benim fönü. Peki İremciğim. Albayımızın da gözetiminde bir soygun ekibinde yer almış olsam. Hangi görevi üstlenmek isterdin? Tünel kazıyım falan. Aa, tünel, bak, kaz. Tünel kazarım bak, evet. Güzel. Orada tık tık çapayla her gün her gün klostrofobi var, yapamazsın. Yok yaparım bak öyle şey. Sonuçta bir yerden çıkacağım ya, bak bunu biliyorum. Asansöre binemeyen madene girdi. Böyle de dengesiz. Ama söylemiş çıkacak tam. Onun bir ucu var. Çıkacağım biliyorum yani sonunda. Doğru, bak aynen. Bu öyle bir şey değil işte. Çıkamayacağımı bildiğim yerde panikliyorum ben. Bir kutu ben. İçi değil mi? Evet tabii. Yani mesela kilitli kalmak da öyle. Mesela o benim elimde ya. Kazma kürek benim elimde. Kazacağım, çıkacağım, o delik açılacak yani bir yere. Kaza kaza çıkarım diyorsun. Ay, daha da hızlı kazarım yemin ediyorum. Çık 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 hop. 5 günde kazacağım, 3 günde kazarım ben. Peki.
peki Allah korusun tabii gecinden versin dedikten sonra cenazende hangi şarkının çalınmasını istersin? Ay ben hep bu arada bir şey söyleyeyim. Bu ne mutluluğu. Ay benim cenazem dedi mi? Bir şey söyleyeceğim. Ben hep arkadaşlarıma şey derim. Allah aşkına sakın cenazemde ağlamayın. Ağlayacak olan varsa da gelmesin. Tatlı tatlı şeyler yapın. Benim eğlenin, sevdiğim yadın. Şeyler yapın. Hani ben hiç öyle ağlamalı bilmem neli falan zaten böyle şeylerden de çok hoşlanmıyorum. O yüzden eğlenilsin isterim. Neyle eğlenilsin isterim. Spotify'da liste yapıyoruz arkadaşlar. Aşırı ünlülerle kısa görüşmeler cenaze playlisti. Bence hiç kötü fikir değil bu arada. Evet tam kaçıncı oldu bu. Herkes sevdiği oyuncunun şeyini açsın şöyle duygulansın ölmüş gibi. Böyle de bir hizmet be İrem'ciğim. Şimdi seninkini dalalım da oraya et yapalım. Ay dudu dudu çalsın. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri derya deniz. Çok ilginç gerçekten bu kız. Yani beni inanılmaz şey... Aa benim yakınım gitmiş dur şuraya konuşayım. Ay inanılmaz ya dudu. Oradaki şeyler de oluyor. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır. Arkadaşlar playlist inanılmaz gidiyor ya. Neyse onun bak yeri var bak. Hep içimi aldı. İnsan gibi yaşamak öyle. Benim de hakkım dedi gitti. Mezar taşıma da bu yazılsın. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. Bu. Dı ama böyle parantez içinde. Parantez yaşayamadı. Kardeşim Allah korusun tabii ki. Peki İrem'cim en ürkütücü senin için bugüne kadarki en ürkütücü distopya. Savaş çıksa. Sayılır değil mi distopyada? Nükleer savaş. Mesela. Yani hiç evden çıkamıyorsun mesela sığınaklarda yaşıyoruz filan. Her şekilde tehlikedesin bu arada. Sığınak da seni korumayabilir yani. Sığınağın içinde bile ne olduğunu bilemeyebilirsin. Yağmacı gelir kapıya dayanır. Ay bak hep böyle. Unu biten senin kapına dayanır İrem'ciğim. Ay böyle yani. Ay bir de ben et yemiyorum de. Ay ben et yemiyorum. Arkadaşını yemek. Gerçekten et yok. Arkadaşını yemek zorunda kalırsın. Sana bunu yaptırır savaş. Ay Allah korusun gerçekten hiç öyle şeyler olmasın. Ay zombi filmleri hep bana o yüzden öyle gelir. Aa bak zombiyi de söyleyebilirsin distopyada. O da bir distopya zombi. Ama bana zaten öyle geliyor bu arada. Yani bu fikir buradan çıktı. Hani yağmacılıktan işte. Hani böyle birazcık da agresif ve öfkelilerdir ya böyle ay, yani. Sen deli misin? Tabii ki çok korkunç gerçekten. O öyle bir şeyin içine gerçek asla yani. Arkadaşlar bu güzel programımıza reklam arasından sonra kaldık. neye geldi sıra? Harekiri'ye geldi. İrem Erivacıoğlu hakkında yapmış olduğunuz münasebetsiz yorumları okuyacak ve şimdi gereken cevabı size verecek az sonra. Hadi bakalım. Oyunculuğunu başarılı bulmuyorum. Dudaklarında da bir müdahale var mı bilmiyorum ama çok itici geliyor. Müdahale. Müdahale. Müdahale ne demek acaba ya? Kesti, biçti, yapıştırdı. Tamam. Şey vardı ya patates kafalar. Tamam. Onun gibi. Kardeşim şey eskiden verilen... Umarım bunu söyleyenin dudağı vardır. Oh, bu kadar sert gireceğini beklemiyorduk. Bu kızcağıza öyle habire öpücük veriyormuş gibi yapma hakikaten itici oluyor deseler, oluyorsun deseler. Deseler. Dudağım var, yapıyorum. Çok iyi. Sizin yönetmen öyle diyor sağ olsun. İrem'cim öpücük atıyor gibisin yanlı yapma. Fotoğraflarından bahsediyor büyük ihtimalle. Ay seviyorum. Bir de yani bu kız acılar içinde geçti 3 yılı ya. Müsaade edin de öpücük atsın istediğinde. Kendisi çok güzel fakat kötü rollerin altından kalktığını düşünüyorum. Bakışları bile fitne fesat. Aa. Her an kötülük yapacakmış gibi iyi rollerin insanı değil maalesef. Aa, inanılmaz böyle bir yorum ilk defa duyuyorum gerçekten ne saçma. Keşke gerçekten hayatımı görebilseydin. İnanılmaz. Yaptığım nefesim. Zaman yaparım. O ayrı. Daha Sevin. Çok yapılan taraf oluyorum. Bu da ayrı bir konu. Kalk. Olsun belki öyle geliyorumdur. Renkli gözlü hemen yapıştır kötü fitne aynen. Fesat. Alıştık biz bunlara. Renkli gözlülüğün evet, öyle bir durumu var. Yeşilçam'dan beri biz renkli gözlüler fitne fesat rollerine daha şey görünüyoruz. Saçını sarıya boyazan tam olacak demek yaptım ya. Onu da biliyorsun. O 309 sarı saçlı fitne fesat. Yavaş yavaş da koyulttum çaktırmadan böyle adım adım koyulttum o saçları. İrem abla sol elle yemek yemeseydin keşke ya. Aa niye? Anlamadım. Hmm. Ben anladım galiba bu inançlarından dolayı bahsediyorlar. Sol ama... elimiz el değil mi? Hayır, sol, anlamadım İlkokuda ben. Da çok çektim ben bu bunu. El yani mekruh bir el mi? şimdi dönemsel olarak düşündüğünde ben hep bunu böyle açıkladım. Sen solak mısın kanki? Evet solağım. Yemeği de doğal olarak sol elimle yiyorum. şimdi şöyle bir şeyden diyorlar bunu. Hani sol elle... Şimdi temizle. Sol el taharet mi? Sağ el yemek ama... Çünkü çocukluğumdan beri bununla ilgili çok çektim. İlkokul öğretmenim de bana aynısını yaptı. Annemi çağırdım.
Böyle ve, bir... ve bu arada ben ilkokuldayken iki elimle de yazabiliyordum. Ama oha, sırf bunu yaptığı için sağ elimi bıraktım. Ay inanmıyorum. Zorlama ya olduğu için. Dedim ki ben bu elimle yazmak istiyorum. İnatçı keçi. Evet, oradan başlıyor zaten. Doğduğumda da saçlarım böyleymiş zaten. O kadar belliymiş ki inat olacağım. Arkadaşlar sizde hiç akıl yok mu ya böyle bir şey? 2020 yılında sonra yemek yemeyin yani abi. Yani sabun var işte, ne bileyim, su her yerden akıyor. Hani ellerimizi yıkayabiliyoruz. Yani bununla silsem yıkadıktan sonra bu elimde de sen acaba sol elinle mi temizliyorsun? Sol elinle neler yapıyorsun sen bu yorumu yazınca? İrem'in günlük hayatta gülüşünü biraz frenlemesi lazım. Çünkü belli bir desibeli geçince antipatik oluyor. Zorlama kahkaha atma İrem lütfen. Seviyorum İrem'i ama bir tık frenle kendini. Neden gülerken kendimi neden frenliyorum ben onu anlamadım. Bu gülmeye çok takık herkes. Benim evet, de gülmeme çok takıklar. Evet, hep geliyor yorumlarda da bu kız niye böyle gülüyor falan diye. Kanki böyle gülüyor. Frenlemek istediğim en son yer gülmek, güldüğüm yer yani. Gerçekten öyle. Bir ağladığım bir de güldüğüm. Lütfen frenlemeyin beni. Gülüyoruz kardeşim, kötü bir şey yapmıyoruz ki. Bu kadar. Evet, bu kadar. Güzel. Gel kardeşim şöyle bir sıralalım. Her şeyden önce hep birbirimiz. Ya iyi ki geldin. Hepimiz için gerçekten. İnşallah. Için 2000... Aynı dilekleri dileyip hiçbir şey olmaması. 2020'de arkadaşlar hep sol ellerimizi kullanıyoruz. Her şeyde sol el kullanıyoruz. Öpücük veriyoruz bol bol. Öpücük veriyoruz, gülüyoruz ve sol el kullanıyoruz. Benim 2020'den beklentilerim bu. O zaman herkese teşekkür ederiz dediği için. Hadi bakalım, hoşçakalın. Çok teşekkürler. Vestel Venüs sundu.